Kim Rahman'ı anmaktan uzaklaşırsa biz de ona sürekli beraber olacak bir şeyden musallat ederiz. Çünkü peygambere bile musallat olan sınavı dahilinde çünkü. Evet. Biz öğrenci ruhlar olarak dünya okulunda eğitimdeyiz. İşte bunları bilirsek düşmeyiz bu tuzaklara. Örneğin Atatürk. Atatürk Anadolu için özel görevli bir üst düzey ruhtur. Öğrenci ruhların dünya okulunda mezuniyetini engellemek amacıyla çalışanlar cinlerden 3 grup var. Ay inanamıyorum. Kur'an böyle bayağı karanlık. Siz bu şeytandan. Işık taraf anlatıyor evet. Yani hocam. Yani Kur'an'da da var, tabii. İncil'de de var, Tevrat'ta da var. Burada en önemli şey Allah ile aldatan ya hocam. Evet. Esas hedef Kur'an'dır. Buyurun. İşte ya bak o kendisinin doğru yolda olduğunu söyleyeceğim. Kur'an'a göre karanlık taraf yani iblis, şeytan, hiçbir şeytan, üçlüsü. Ve diğer gezegenlerde yaşamakta olanların, onlara uzaylılar diyoruz ya. Arkadaşlar Masa Sohbetleri'nin yeni bölümünden herkese sevgiler. Ben İlkay Buharalı. Yine tüm kalbimle masanın üzerinde bir program başlıyor. Coşkum ayrıca farklı çünkü çok kıymetli bir isimle bir aradayız. Profesör Doktor Gazi Özdemir hocam burada. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız İlkay Hanım? Sizi gördüm. Sizinle yayın yapmak. O yayınların geri dönüşlerini görmek, insanların açılan ufuklarını görmek, Kur'an'ı anlamaya biraz daha yaklaşmak benim için çok kıymetli. O yüzden çok iyiyim. Bugün de inanılmaz arkadaşlar önemli bir konuyu işleyeceğiz. Çünkü Gazi Hocam dedi ki, iyinin, kötünün, pozitifin, negatifin, karanlık taraf, ışık taraf diye sürekli bahsediyoruz ya yayınlarda. Buna ben Kur'an açısından bakacağım, Kur'an'la size anlatacağım dediniz değil mi hocam? Doğru. Ne anlatacağız? Şimdi Kur'an'da bir defa şunu zaten yıllardır söylüyoruz. Biz öğrenci ruhlar olarak dünya okulunda eğitimdeyiz. Hı hı. Ve bu eğitim sırasında da iki grup var. Bu gruplardan bir tanesi mezun olmamızı destekleyenler, isteyenler. Bir de bir grup var, mezun olmamızı istemeyenler ve köstekleyenler. Negatif taraf. Köstekleyenlere negatif tarafı veya karanlık taraf diyoruz. Destekleyenlere de ışık tarafı diyoruz veya aydınlık taraftakiler diyoruz. Şimdi aydınlık taraftakilerin en tepesinde tabii bizi yaratan Allah. Ama ancak Allah bu öğrenci ruhlar olarak bizlerin özgür iradesine karışmıyor. O sadece bir gözlemci olarak izliyor bizi. Ve görevli olarak da ilahi görevliler kullanıyor. İlahi görevlilerin Kur'an'daki ismi melekler. Yani melekler diyoruz ama esasında bunlar ilahi görevli. Ve bu ilahi görevlilerin kullandığı yöntemler var. Ve ilahi yöntemi kullandığı yöntemlerde ilham diyoruz onlar. İçime doluyoruz. Ve onlar fısıltılardır. İlahi meleklerin bizi yönlendireceği, bize faydasız fayda sağlayacak fısıltıları. İşte onları bizim içimize doğan şeyi zaman zaman önemsememiz gerekir. Demek ki melekler bize yol gösterici ilhamlar gönderiyorlar. Şimdi hatta şöyle bir örnek anlatırlar. En çok bilet iptali düşen uçakların yolcularında olmuş. Evet. Bu çok enteresan o. Demek ki içine gelen ilham dürtülerini önemsemiş o insanlar ve kendilerinin biletini iptal etmişler, uçakta düşmüş.
düşen uçağın bir yolcularının örneği. Şimdi tabii bir de görevli meleklerin verdiği yöntem, koruyucu yöntemi mezun olacak öğrencileri için rüyalar yoluyla gösterebilirler. Buna da yol gösterici rüyalar diyoruz. İlham verici rüyalar diyoruz. Ama her rüya değil tabii. Bir de çok nadiren ya kişinin ilahi projeye paralelinden sapmasını engellemek üzere bazen müdahaleler olabiliyor. Ama çok nadirdir. Özellikle ilahi görevlileri olarak dünyaya yaratılan bazı ruhlar. Çünkü bazı ruhlar ilahi görevli olarak yaratılıyor. Aramızda normal insanlar ama biz onların kim görevli, kim görevsiz olduğunu bilmeyiz. Bilmeyiz ancak Allah bilir diyoruz ve ki hiç kimse kendi görevli olduğunu veya başkasının görevli olduğunu söyleme hakkına sahip değildir. Ha, bu çok net bir çizgi. Bir görevli zaten görevliyim demez diyorsunuz. Mümkün değil. Bir görevlinin görevli olmadığını nasıl anlarsınız? Görevliyim diyorsa görevli değil. Hayır. Ve görevlilik konusu ancak kişi öldükten sonra anlaşılır. Yaşamına bakarsınız, insanlara faydalı olacak temelli görevler ağırlıklı olarak yapmışsa zaten o görevlidir. Örneğin Atatürk. Atatürk Anadolu için özel görevli bir üst düzey ruhtur. Onu söyleyebiliyoruz. Ve bazı kişiler işte toplu değişikliklere neden olacak. Davranışlar gösterenler, faaliyetler gösterenler. Ama bunu dediğim gibi ne hiç kimse söyler, söylemeye hakkına sahiptir. Ne de hiç kimsenin başkasını görevli veya görevsiz diye nitelemesine yetkili değildir. Onu söylemek Allah'ın işine karışmaktır. Şimdi tabii öğrenci ruhlarının dünya okulunda mezun olmada en çok kullandıkları en önemli belge Kur'an'dır. Onun için de bir bakıyorsunuz engellemeye çalışan karanlık güçlerin ortak ismi, onu getireceğim, Kur'an'la bağdaştıracağım. Ortak ismi cinler grubu. Ancak Kur'an'a göre cinler grubu özellikle olumsuzluğu pekiştirmek amacıyla, öğrenci ruhların dünya okulunda mezuniyetini engellemek amacıyla çalışanlar cinlerden üç grup var. Bir iblis grubu, iblis cinlerdendir. Bir de şeytan dediğimiz grup var. Cinlerin içinden hastalanıp iblise iltica edenler, iblise uyanları Kur'an şeytan der. O da cinlerdendir. Bir de insanlardan olup şeytana ve iblise uyan ve onun sanki elemanıymış gibi gerçekleştirmede aracı olarak kullanılan grup var. İnsanlardan onlara da Kur'an hizb-i şeytandır. Hizb-i şeytan. İçimizdeki şeytanlar. Ay çok güzelmiş hocam. Hizb-i şeytan der. O ifade Kur'an'ın ifadesi. Yani herhangi bir böyle mi izah ediyor Kur'an hocam? Yani insan olup da şeytanlaşana hizb-i şeytan. Şeytanlaşan insanlar. Yani şeytanın taktiklerini kullanıp karanlığa hizmet edenler. Ay inanamıyorum. Kur'an böyle bayağı karanlık. Hizb-i şeytan. Işık taraf anlatıyor evet. Yani hocam. İşte ay onu, muazzam bir yayın geliyor. Tabii. Şimdi detaylara geçeceğiz ama önce müsaadenizle bir iki bir şey söyleyeceğim hemen. Tabii. Daha doğrusu soracağım. Şimdi hocam sizin bu eserler, bu son kitabınız Kur'an, İncil, Tevrat, ortak olan ve olmayan muhkem kurallar. Mesela bu sizin her yerde sorulan Yüce Kur'an'ın Türkçe tercümesini yaptığınız eseriniz. Yorumlu tefsirli. Yorumlu tefsirli. Ama muazzam çalışmalar bunlar. Hani böyle nasıl yapıyorsunuz? Bilim insanı tabii aklıyla bakıyorsunuz ya. Çok zor yani Kur'an'ı okuyanlar bilir. Karışıktır, hikayeler tekrar eder. Çok büyük bir kitaptır. Siz mesela bir de şey var, Oku diye bir kitabınız vardı. Doğru. Onun da muazzam bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Atıyorum işte haram yemek konusu kafanıza takıldı. Bakıyorsunuz haram yemekle ilgili bütün ayetler altında sıralanmış. Aynen. Ama yani bugüne kadar yapılmış bir örneği olduğunu düşünmüyorum. Yok, açıkçası örnek öyle yok. Hayır. Nasıl çıkıyor hocam bunlar? Ne ara çalışıyorsunuz bu kadar? Şimdi olay şöyle. Bu Kur'an da dahil.
Son Davet Kur'an kitabı da dahil. Bütün kitaplarımın özelliği, bu benim öğretim üyeliği sırasındaki bir yeteneğimin bu yöndeki yansıması. Şimdi ben nöroloji uzmanıyım, nöroloji öğretim üyesiyim ve ben 40 yıllık öğretim üyeliği yaptım. Ve öğretim üyeliğim sırasında nöroloji camiasında şu anda 2000'i geçen nörolog var, nöroloji uzmanı var. Benim bir Allah'ın verdiği bir yetenek, bir özellik diyeceğim. Nerede bir boşluk varsa nöroloji camiasında ilgilenilmeyen bir boşluk, ben onu yakalıyorum ve ona ilgimi odaklıyorum ve o boşluğu doldurmak üzere de faaliyet gösteriyorum. Örneğin nörolojide benim emeğimin geçtiği ve sağ olsunlar nöroloji camiası 2019'da bana bir ödül verdiler. Nöroloji camiasına sağladığımız katkılar nedeniyle. Şimdi örneğin beyin anjiyosu dediğimiz beyin kateteri işleminde ekip oluşturmada benim emeğim geçmiştir. O boşluğu doldurttum. Ve şu anda Türkiye'de ben vardım anjiyo yapan. Bir de bir arkadaşım, benim sınıf arkadaşım vardı. İki kişiydik biz. Ama ben üniversite öğretim üyesi olarak yapıyordum. Diğer arkadaş da, o da profesördür ama özel hastanede yapıyordu o. Ben tıp fakültesi öğretim üyesi olarak Türkiye'de bir tek ben anjiyo yapıyordum, beyin anjiyosu kateterli. Ve şu anda 53 tane Türkiye'de nörolog olarak anjiyo yapan ekip oluştu. Yani birden 53'e çıktık. 53 ekip ama o sizin alana katkılarınızla, evet, orada açtığınız yolla oluşan bir şey. Doğru, ben temelini oluşturdum. Ekipler oluştu. Önce bir ikiydik, sonra 4 olduk. Ve ilk 4'ün içinde de benim oğlum oldu. Ve şu anda bu işi, anjiyo işini Türkiye'de ön planda yürütenlerden biridir. Hı hı. İkinci boşluk, Beyin Damar Hastalıkları Derneği'ni Türkiye'de ilk ben kurdum. Ve bu konuda da boşluk vardı. Onu da doldurdum. Şimdi bu iki boşluğu doldurmanın verdiği yetenek benim yılların birikimi, lise çağımdan beri başlayan Kur'an arkadaşlığımın verdiği bir birikim vardı bende. Kur'an bilgisi. Onun zekatını vermem gerekti. İşte o zekatını vermemi sağlıyorsunuz siz beni davet etmekle. Ben Kur'an bilgimin zekatını veriyorum. İnsanlarımı Kur'an'dan öğrendiğim doğrularımı aktarıyorum. Bunlar benim kendi doğrularım çünkü. Şimdi bu sefer nöroloji camiasında görevimi yaptığımı düşündüm. Kitaplar da yazdım. Yurt içi, yurt dışı temsilcilikler yaptım nörolojide. Ama baktım, hepimiz çok şükür Anadolu'da toplum olarak %99 oranında biz Müslümanız. Çok şükür. İnancımız var. Ama baktım ki Kur'an'la ilgilenmeye başlayınca ana dilimin verdiği, Arapçanın verdiği avantaj, bir de bilim adamı yaklaşımıyla verdiği avantajla baktım, yanlış tercümeler var Kur'an'da. Ve yanlış tercümeler özellikle kadınlarla ilgili ayetlerde. Ve o yanlış tercümeler bu sefer ne yaparım, ne edeyim diye ben oturdum, Kur'an'ı tercüme etmeye çalıştım. Ve benim günde en az 6-8 saat çalışmayla ben bu kitabı 5 senede ancak tercüme edebildim. Ancak çok büyük korkular geçirdim. Çünkü çok büyük bir sorumluluktu, çok büyük bir vebaldi, hı hı, ve doğruyu benim anlatmam şarttı. O duyguyla, o sorumlulukla zaman zaman da vazgeçtiğim anlar oluyordu. Korkuyordum çünkü. Hocam negatif tarafta, orada görevde. Muhtemelen. Karanlık tarafta vazgeçirmek için o korkuyu veriyordur. Kur'an'da şimdi neler anlatacaksınız? Evet. Şimdi dolayısıyla bunun gibi ben 13 tane kitap oldu Kur'an temelli bugüne kadar. Bir tanesi de şu anda Kur'an temellinin dışında Keşafır Kur'an diye bir kitap, Mevlana diye kitap yazdım. Çıkacak Eylül'de arkadaşlar. Uyanış Fest'te çıkmış olacak, evet, inşallah. Evet, Uyanış Fest'te yetişecek o da. Ay, Uyanış Fest demişken şunu da söyleyeyim hocam müsaadenizle. Arkadaşlar 20, 21, 22 Eylül'de İzmir'de Uyanış Fest'te buluşacağız. Gazi Özdemir hocam da şereflendirecek. İnşallah. Orada bizimle olacak. Hem ana sahnede konuşmacısınız ama hem de
2 gün boyunca 21 ve 22 Eylül'de de orada kitaplarınızı imzalayacaksınız. İnşallah. İnsanlarla bir arada oluyoruz, o kucaklaşma çok güzel bir şeye dönüyor. Çok teşekkür ederim. Çok sizi görmek de çok mutlu oluyor oradaki insanlar için. Çok güzel bir kaynaşma oluyor. İnsanlar canlı canlı görünce, ben de onların duygularını paylaşınca ben de çok duygulanıyorum. Hele son konuşmalardan sonraki dinleyicilerin, izleyicilerin davranışları da ben zaman zaman ağlıyorum. O kadar içten davranışlar çünkü. Ve yapmacık olmayan, içten fışkıran, kalben fışkıran duygular beni çok etkiliyor. Ve gerçekten çok. Şimdi benim 13. kitap oldu bu. İşte 14. kitap Mevlana kitabı. Ve bunların güzelliği eşdeğerleri yok, mealleri, muadilleri yok. Yani boşluk yakalıyorum çünkü. Bu yakaladığım boşlukları kitaplarla insanların faydasına sunmaya çalışıyorum. İşte böyle yani, kolay değil. Bir bilim adamı gözüyle o boşlukları yakalayarak, Kur'an dostluğuyla hazırlanmış muazzam bir çalışma. Heyecanla bekliyorum. Çünkü gerçekten insan dünya okulundaki yolculukta aydınlık olduğunu sanırken karanlık tarafa hizmet edebilir, ayak kayabilir. Çünkü sürekli bir sınav. Okul ya burası hocam. Aynen. O yüzden bu yayının böyle kalplere, gönüllere, zihinlere çok tesir edecek, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim size. Estağfurullah. Bu müsaade ederseniz bu yeni çıkan kitapların bir sonuçlarını ben kısaca bir belirteceğim. Ve bu kitabı niye yazdım? Onu bir cümleyle ifade edeyim. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam rahmetullah diyorum. Peygamberimiz Kur'an'ı tebliğ etmeye başlayınca hemen karşı çıkanlar kimler? Amcaları. Menfaatlerine ters gelmeye başladı. Çünkü Kur'an'ın bildirdikleri Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler. Bunlar ortaya çıkınca dediler ki Muhammed bu ya söylediklerini kendisi uyduruyor veya bir kısmını da İncil'den veya Tevrat'tan alıyor. Buna da Kur'an diyor. Yani esasında yazılmış bir kitapların şeyini, taklidini yapıyor diye iftira ettiler Hazreti Muhammed'e. İşte bu iftira esasında çok büyük bir iftiraydı. Ve bu konuda da Kur'an'da sana böyle diyecekler. Dikkatli ol ve etkilenme. Sana aynı bu sözü söyleyecekler diye ikaz ediliyor. Hı hı. Şimdi bunun üzerine ben bu acaba yıllar içinde Kur'an torçluğum sırasında acaba Hazreti Muhammed'e yapılan bu iftiranın gerçekliği ne? Bu benim kafama sürekli takıldı. İşte bu baktım bu konuda çalışma yok. Onun üzerine oturdum. Kur'an'daki muhkem kuralları, İncil'deki muhkem kuralları, Tevrat'taki muhkem kuralları. Ki muhkem kurallar nedir? Din dediğimiz bütünlüğü oluşturan kurallar. Din dediğimiz kurallar bütünü. Kur'an'da muhkem kurallar, değişmez kurallar, ana kurallar, farz kurallar dediğimiz, din dediğimiz kurallar Kur'an'da 440 tane belirledim ben. Yıllar içinde. Ve 440 kuralı da ayetlere göre. Şu ayette şu muhkem kural, şu ayette şu muhkem kural. 440 muhkem kural Kur'an'da belirledim. Bunların 226'sı haramlar, yasaklar, 214'ü ise Allah'ın bizden yapmamızı istedikleri. 440. İncil'e baktım. İncil'de de 344 muhkem kural belirledim. 440 Kur'an'da, 344 İncil'de. Tevrat'ta var mı? Tevrat'ı da inceledim. Ve Tevrat'ta da 176 tane muhkem kural belirledim. O zaman oturdum bunların üçünü yan yana getirdim. Ve karşılaştırarak üç aşamalı bilgiler çıktı. Bu bilgilerin ilk grup, üç grup çıktı. Ve bir grup her üç kitapta ortak olan kurallar belirledim. Yani Kur'an'da da var, tabii. İncil'de de var, Tevrat'ta da var. Peki bunların sayısı, oranı var mı diye sayıların oranını belirledim ve istatistik çıkardım, oran çıkardım. Kur'an'daki %53 Kur'an muhkem kuralı %53 ki 440'ın 233'üne denk geliyor. 233 muhkem kural hem İncil'de var hem Tevrat'ta var. Muazzam. Ki bu oran %53. %53 oran. Bir arada durdu. Aha. Baktım İncil'de de böyle bir üç kitapta ortak kural var mı? Üç kitapta ortak kural oranı %67.
%53'e %67. Hı hı. Tevrat'a baktım %71. Yani oranlar en düşük oran Kur'an'da ortak olan. Demek ki Kur'an büyük oranda kendine özgü bir kitaptır. Ve %53 oranıyla %63, %67 şeyde İncil'de %71 Tevrat'ta olmasıyla kesinlikle kendine özgü bir kitap oldu. Bunu destekleyecek bilgi var mı? Bunu destekleyecek olan ikinci grup, iki kitapta sadece ortak olan kurallar var. Hı hı. Ama üçüncü de yok diyelim. Öyle bir grup da çıktı. Bu grupta gruba baktım. Kur'an'daki %7 sadece. Ki bunlar da sayı olarak 32 muhkem kural İncil'de ortak. Tevrat'ta yok. Hı. Kur'an'da da %3 sadece. 12 kural Tevrat'ta var. İncil'de yok. Kur'an'da ortak olan. Şimdi esas işi çözecek olan bu sefer üçüncü grup çıktı karşıma. Üçüncü grupta sadece bir kitabı özgü olan kural var mı? Hı hı. Kur'an'da sadece Kur'an'a özgü 162 tane kural. Bu oran olarak da %37. Peki İncil'de var mı? İncil'e özgü ortak olmayan, İncil'e özgü ortak olmayan kural oranı da %23. %37 Kur'an'da kendine özgü, %23 İncil'e özgü, %21 Tevrat'a özgü kural var. En çok özgü özel kural Kur'an'da. Hı hı. Demek ki Kur'an gerek üçlü ortaklığıyla oranlara baktığımızda, gerek özel kurallarının oranlarına baktığımızda diğer kitaplardan çok farklı ve kendine özgü kuralları o içeren bir kitap. Ben de diyorum ki bütün bu oranlara bakma farkıyla Gazi Özdemir de kendine özgü bambaşka bir hocamız. Estağfurullah. Ve böylece Hazreti Muhammed'e yapılan iftiranın geçersizliğini ispatlamış oldum. Hı hı. Yani bu kitabın özelliği o. Muazzam bir katkı diye düşünüyorum. Hemen ilk fırsatta okuyacağım kitap hocam. Hem bilmek de lazım. Aynen. Gerçekten muazzam bir katkı. Dönelim hocam. Karanlık şimdi, taraf, aydınlık taraf. Şimdi karanlık tarafı cinler dedik. Ancak cinlerin de üç grup olduğunu söyledik karanlık tarafta olan. İnsan cinler. İnsan cinler, hizb-i şeytan der. Hizb-i şeytan. Sen onu çok sevdin. Çok sevdim ben onu hocam. En büyük tecrübem orada. O ifadeyi. İblis karanlık tarafın temsilcisi. Aha. Bir de cinlerden olup iblise uyan şeytan. İşte ona da Kur'an hastalanmış şeytan der. Allah Allah, hastalanmış şeytan. Evet. Şeytanın mariddir Arapçasıyla. Cinler de kötü değil işte hocam o zaman. İşte o zaman hastalanmamış şöyle, da iyi o zaman. Evet. Onun için Kur'an'da zaten peygamberimiz ve Kur'an hem insanlara hem cinlere indirilmiş. Hı hı. Yani Kur'an sadece insanların kitabı değil, cinlerin de kitabı aynı zamanda. Ve cinlerin içinde de Müslümanlar var. Ama hastalanmış olanlar şeytanlar. Ve iblis. Onun için bütün cinleri aynı kefeye koymuyoruz. Hı hı. Şimdi ancak bu iblisin, şeytanın ve hizb-i şeytan üçlü grubun hedefi Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı insanların gözünden düşürmek, böyle kitap olur mu dedirtmek ve uzak tutmak. Bütün savaşları bu. Ve dolayısıyla da Kur'an'a iman edenlerle de savaşları var. O zaman ne yapacaklar? Kur'an'ı bir taraftan düşürmeye çalışacaklar etkinliğini. Diğer taraftan da inananların da inanmamaya yönelmelerini sağlayacak taktikler uygulayacaklar. İşte o taktikleri de Kur'an veriyor bize. O taktikleri de bizim bilmemiz lazım. İşte bunları bilirsek düşmeyiz bu tuzaklara. Çünkü bir düşmanla savaşabilmeniz için onun taktiklerini çok iyi bilmeniz lazım. Onun taktiklerini bilirseniz siz de ona göre savunma yaparsınız. Ona göre nasıl mücadele edeceğinizi bilirsiniz. İşte onları ben anlatmaya şimdi çalışacağım. Şimdi not alıyorum hocam. Madde madde not alıyorum şeytanın taktikleri. Şimdi tek düşman Ali İmran Suresi 103. Der ki birlik halinde Allah'ın ipine, yani tek ilahlı İslam dinine ve son kılavuz ders kitabı olan Kur'an'a sarılın der. Sımsıkı sarılın der. Yani bu kitabın
bizim tek sımsıkı sarılacağımız, güveneceğimiz tek anayasa maddelerini içeren kitabımız Kur'an'dır. Enam suresi 130'da Allah mahşerde ey cin ve ins öğrenci ruh toplulukları der. Size ayetlerimi, uyarılarımı anlatan ve bugün sizi kandırıp saptırmış olanlarınızla ahirette yüz yüze karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran elçiler göndermedi mi der. Gönderdi. O zaman demek ki elçilere ve kitaplarına iman edeceğiz ve onların dedikleri, din dedikleri muhkem kuralları öğreneceğiz. Zaten dindar kişi muhkem kuralları öğrenme çabası içinde olan kişi demektir. Ve muhkem kurallardan ne kadar çok öğrenir, benimser ve kendine, yaşamına uygularsa kişi o kadar dindar demektir. Yoksa dindarlık şekille bağlı bir olay değildir. O çok önemli bir Kur'an şeyi, ikazı. Cin suresinin birinci ayeti, biraz önce söylediğim şeyi tekrarlıyor bakın. Ya Muhammed, insanlara de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip kendi aralarında şöyle konuştukları bana vahyolundu, bildirildi. Biz çok şaşırtıcı, okuyuşlu bir kitap. Yani Kur'an'ın acaba Arapçasıyla ve sözler dinledik. Cinler söylüyor bunu. Tamam. Ve ondan dinlediklerimiz bizim doğru ve yanlış ayırt edebilmemizi sağladı ve o kitaba inandık. Artık bundan böyle de Rabbimize hiç kimseye asla ortak koşmayacağımıza da ant içiyoruz, söz veriyoruz diye Hazreti Muhammed'i Aleyhisselam'ı dinleyen cin grubu bunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla ilk tebliğin başlaması ile hedef olan Kur'an ve savunma savaşları başlıyor. Ama esas hedef Kur'an'dır. Onu susturmak. Kimi susturacaklar? Peygamberi susturacaklar. Nasıl susturacaklar? Sözden susturamadılar. O zaman savaşlar başladı. Hazreti Muhammed'in bütün yaptığı savaşların hiçbiri saldırı savaşı değildir. Hepsi savunma savaşıdır. Saldırı savaşı yok. İkinci tarihte sürekli saldırma savaşı yapmayıp savunma savaşı yapan tek kişi de Atatürk'tür. İki kişi yaptıkları bütün savaşlar hepsi savunma savaşıdır. Şimdi Peygamberimizin vefatıyla 4 tane Yahudi haham, bir tane de Hristiyan papaz. Bu 4 kişi cübbelerini çıkarıyorlar. Üst düzey kendi branşlarında, kendi din anlayışlarında üst düzey bilgili 4 kişi. Haham Yahudi, bir kişi de Hristiyan papaz. Abdülaziz bin Cüreyç. Bu ekip, Peygamberin amcaları, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler hepsi el ele veriyorlar ve ne yapıyorlar? Strateji belirliyorlar. Ve belirledikleri stratejide Kur'an'ı etkisizleştirmek, insanların okuma ve anlamalarına uzak tutmak ve kafa karıştırıcı yanlış tercümelerle şüphe edilir bir kitap haline getirmek stratejisi. Ve inanan toplumu da düşman gruplara bölmek. İkinci strateji. Ki bu iki stratejide de halen muvaffak oluyorlar ve halen de düşman grupları oluşturma mücadelesindeler ve halen Kur'an'ı etkisizleştirmek anlamından uzak tutmak savaşı halen devam ediyor. Şimdi Kur'an'a yönelik ne yapıyorlar? Kur'an'a bir defa dokunamıyorlar. Tek kelimesini değiştiremiyorlar. Çünkü korunmuş bir kitaptır. Ne yapıyorlar? Arapçaya sınırlama uğraşısı yapıyorlar. Ve Kur'an sadece Arapça okunur imajını oluşturuyorlar 1400 yıldır. Ve insanların ana diliyle kitap okumasını engelleme stratejisi. Anlamayı engelleme. Ve çok anlamlı Arapça kelimelerde Kur'an'dan uzaklaştırıcı ve böyle bir din kitabı olur mu dedirtici yanlış tercümeler yaptılar. Ta Hazreti Muhammed'in vefatından itibaren. Ve halen bugüne kadar o yanlış tercümeler halen devam ediyor. Ve hangi dile çevrilmişse
o yanlış tercümeli haliyle tercüme ediliyor bizim Türkçe'de olduğu gibi. Yani çünkü ya hangi dile tercüme edilirse edilsin, ilk tercüme edilen üç kitap örnek alınıyor. Farsça'ya, İbranice'ye ve Süryanice'ye. Üç dile tercüme edilen ilk Kur'an tercümeleri belge olarak alındığı kaynak için olarak yıllar yani. İçinde anladım. Ve ilk yapılan tercümeler de oldukları için onlar kaynak olarak bütün tercümelerde gösterildi. Hı hı. Ancak ilk tercümelerde de bilerek hatalar yapıldı. Bilerek tercümeler yapıldı ve o tercümeler kopyalama ve yapıştırma, kopyalama, yapıştırma bütün dillere dağıldı. Ve şu anda Kur'an'da, onun için de benim önerim şu, kim tercüme etmiş olursa olsun, benim yaptığım Kur'an tercümesi dahil yanlış tercüme olabilir, ön yargısıyla okumaya başlayın. Yanlış fesin sürprizleri büyük. 20-21-22 Eylül'de İzmir'de yer yerinden oynayacak. Hepinizi Uyanış Fest'te İzmir Festivali'ne bekliyoruz. Görüşmek üzere. Ses frekanslarının uyanışa nasıl hizmet edeceğinden bahsedeceğim. Uyanış Fest'in konuğu olarak sizi İstinye Art'ta bekliyor olacağım. İzmir'de Uyanış Festivali var. Ben orada olacağım. Bekliyorum. Uyanış Festivali'nde hep birlikte olacağız. Hepinizi bekliyoruz. İstinye Art salonunda sizlerle Kur'an'a göre uyanışı anlatacağım. Rüyaları konuşmak üzere şimdiden sizlerle buluşacağım. İçinde aynı zamanda çok heyecanlıyım. O heyecan dolu Uyanış Festivali'nde güzel İzmir'de buluşmak üzere heyecanla bekliyor olacağız hepinizi. Sevgiyle kalın. İzmir çok iyi. İzmir beni seviyor ve çok ilginçtir. Yani İzmir'de her 5 kişiden ikisi bana selam veriyor gittiğim zaman yolda. Ve mutlak doğru olarak olmayabilir düşüncesiyle yaklaşın. Çünkü Kur'an'ın Taha suresinin 2. ayeti net. Ya Muhammed der, biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin ve sıkıntı veresin diye indirmedik der. Onun için Kur'an tercümesini, herhangi bir tercümeyi okuduğunuz sırada bir ayeti, içinizde ufacık bir sıkıntı hissediyorsanız bilin ki o tercüme yanlıştır. Benim tercümemde de o gücü hissederseniz onu, ben de yanlış tercüme yapmışımdır. Onun için de o önemli bir kriter diye öneriyorum. Müthiş bir pusula. Şimdi dolayısıyla tercüme hataları özellikle kadınlarla ilgili ayetlerde yapıldı. Çünkü kadının etkinliğinin ön planda olduğunu biliyorlardı. O kadının etkinliğini de zayıf düşürmek için din temelli, Kur'an temelli olarak kadınlarla ilgili ayetlerde kadınların aleyhinde olacak şekilde olan kelimeleri yapıştırdılar. Onun için de kadınlarla ilgili ayetlerde özellikle yanlış tercümeyle rastlarsanız aklınızı çalıştırın ve doğruyunuzu kendiniz bulun diyorum. Şimdi bu nedenle herhangi bir Kur'an tercümesini mutlaka akıl süzgecinden geçireceğiz. Onun için Kur'an'ın dönüp dönüp söylediği teakkül der, tefekkür der, tezekkür der. Aklınızı çalıştırmaz mısınız der. Ve aklını çalıştırmayana da pislik göndeririz der. Yunus suresi 100. ayette. Yani pislik dediği azap. Hı-hı. Sıkıntı göndeririz der. Şimdi onun için de o önemli bir kriter. Kur'an'a göre karanlık taraf yani iblis, şeytan, hizb-i şeytan üçlüsü. Şimdi bunlar Rahman suresinin 15. ayetinde cinleri yani görünmeyen varlıkları da ateşin sıcaklığından, enerjisinden oluşturdu der. Ve ilahi görevli olan melekler sadece ilahi düzen gereği verilen görevi etkisiz yerine getiren şeytanın karşısındaki grup. İki grubun mücadelesi var şu anda dünyada ve evrende. Melekler grubu, Allah'ın temsilcileri bir de iblis, şeytan ve hizb-i şeytan grubu. Şimdi bunların da ona secde edin dediği Bakara suresinde meleklere dönüyor Allah ve
ben yeni bir varlık yaratacağım. Ona secde edin. Hı-hı. Dediği zaman secde etmeyen meleklerin arasında yükselmiş iblis. Secde etmiyor. Yani secde etmek oradaki anlamı bildiğimiz secde değil. Oradaki secdenin anlamı ben yaratıcı, yeni yaratacağıma yardımcı olun. Destek olun. Onun başarısı için destek yapın. Dünya okulunda mezun olmasını sağlayın. Yardımcı olun demektir o. İşte o iblis tüm melekler yardım etmeyi kabul ediyor. İblis kabul etmiyor biliyorsunuz. Şimdi bu klasik bilgiden bir bilgi zaten. Biz dünya semasını da diyor, gökyüzünü yıldızlarla, gezegenlerle süsledik. Ancak onu Kur'an'ı indirirken cinlerin, şeytanların, cinlerden olan şeytanların müdahalelerinden koruduk der. Onun için Kur'an korunmuş bir kitaptır. Özellikle indirilirken. Dolayısıyla meleklerin, şeytanınla olan mücadeleleri bu şekilde bizim taktiklerimiz, şeytanın kullandığı, iblisin kullandığı, hizb-i şeytanın kullandığı taktikleri de bilmemiz lazım. Şimdi Haç suresinin 53 ayeti şöyle diyor. Şunu iyice bilin ki şeytanın vesvesesi kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri katılaşmış, merhametsiz olup olumsuz nefslerine yönelik düşünceleri ağır basanları belirlemek üzere kullanılan bir sınav aracıdır. Yani iblisin itirazı oldu ya. Tamam. Mahşere kadar müsaade istedi. Allah dedi ki kovdu. İşte recm etmek. Kovmak demek, taşlamak değil. Taşlayarak öldürmek değil. Gene yanlış tercüme. Yani onu uyguluyorlar. İnsanları taşlayarak öldürme, recm etme. Halbuki o taşlayarak değil. Kovmak, görevinden uzaklaştırmak, yetkisinden uzaklaştırmak demekti, rejim etmek. Şimdi dolayısıyla iblisin itirazı, şeytan grubunun itirazı ilahi sistem tarafından, Allah tarafından sınav aracı olarak kullanılmaya başlandı. Kim için? Öğrenci ruhların sınavında kullanılmak. Ne amaçla? Negatifi gösterecek şeytan grubu ve pozitif olan şey negatifi görüp kendine çeki düzen verecek ve motive olacak. O aşamada da kullanılmak üzere de gönderilmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla insan nesline, şeytanın bulunduğu cin nesline onları uyarmak üzere Hazreti Muhammed ve bütün peygamberlere Kur'an gönderildi. Kur'an'ın gönderilmenin amacı da bu karanlık ekibe, üçlü ekibe mücadelede kılavuz olsun diye. Ve En'am suresinin 130'unda Allah mahşerde ey cin ve insan toplulukları diyecek. Hazreti Muhammed size ayetlerimi, uyarılarımı anlatan ve bugün sizi kandırıp saptırmış olduklarınızdan ahirette yüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran elçiler gelmedi mi diye soracak ve bu şekilde Hazreti Muhammed çünkü ümmetinin, kendine inanan ümmetinin bir temiz şeyi olarak başında mahşerde bulunacak ve ümmetine bakacak. Orada da Furkan suresinin 30. ayeti net. Korkarım ki ümmetim Kur'an'dan uzaklaşacak diye üzülecek. İşte Hazreti Muhammed'in üzülmesini engellemek için bizim Kur'an'ı iyice anlayarak okumamız lazım. Şimdi mücadele 19. ayette der ki kendi olumsuzlukları nedeniyle onlara musallat olan şeytan, demek ki şeytan olumsuzlukları olanlara musallat oluyor. Ve beyninde olumsuz düşünce lambası yananlara musallat oluyor. Yani durup dururken insanlara şeytan musallat olamaz. İnsan kendisi olumsuzluklarıyla ve olumsuz beyinde oluşan düşünceleriyle şeytanı çağırır. Ve o zaman şeytan ona musallat olmaya başlar. Şimdi dolayısıyla Allah'ı zikretmeyi, anmayı ve Kur'an'ı anlayarak çalışmayı, okumayı ve bildirdiklerini unutturmuş olmaktan uzaklaştırmış oluyor şeytan. İşte onlar artık şeytanın taraftarları olmuş oluyor. Buna da mücadele 19. ayet şeytanın taraftarlarına hizb-i şeytan diyor. Hizb-i şeytan bunlar.
Ve Nas suresi zaten bunu vurguluyor iyice. Ya Muhammed diyor Nas suresinde. Ben insanın içindeki sinsi ve olumsuz vesveselerin, olumsuz düşüncelerin, nefslerin ve bunları kullanıp destekleyen, kandırmaya çalışan şeytanın ve şeytan gibi olan kişilerin şerrinden korkarım der. Korkan kim hocam? Peygamber onu söylüyor ve Allah'a sığınırım diyor. Bunlardan korkun diyor yani. Korkun diyor ve Allah'a sığının. Onun için de olumsuz bir düşünce, olumsuz bir nefs uyandığında beyninizde veya düşüncenizde Euzubillahimineşşeytanirracim deyin. Yani şeytan kovulmuş, şeytandan koru Allah'ım diye dua edin. Ay şükürler olsun. Ben bunu nereden edindiğimi bilmiyorum. Anamdan mı babamdan ben her işime Euzü Besmele ile başlarım. Hocam, ben de defalarca vurguluyorum. Programlarınızda da çok vurguladım. Onu. Ama hocam mesela bugün değil, magazin programı yapıyoruz mesela. Nihat evet. Doğan burada, başkası burada, ünlü orada. Ben geri sayılırken 9, 8, 7 ben bir Euzü Besmele'yi bir de sesli söylemem lazım. İçimden de değil böyle bir patlatırdım. Millet deli bizim başladı derdi falan. Ama ne kadar doğru bir şeymiş. Çok. Euzü Besmele. Evet. Niyetini koyuyorsun yani. Ben şeytandan uzak durmak istiyorum diyorsun. İşte zaten şeytanın kaçtığı Allah'ın ismini zikredendir. Ondan kaçıyor. Ve ona ve yaptığın işte Bismillah'la başlıyorsun ya. Onun için her işe Bismillah'la başlamak. O zaman şeytanın yaklaşmasını, o işe karışmasını, olumsuzluk yapmasını engelliyorsun. Ve iblis diyor ki anlaşma teklifi üzerine Allah'ım diyor. Çünkü iblis esasında Allah'a inanan bir varlık. Yani orada itiraz ediyor ama itikadını, imanını zedelemeden itiraz ediyor. Ve Allah'ım diyor, sana yemin olsun ki bana verdiğin süre boyunca onlar için beni kovduğun insanların olumlu nefslerini yani orta yola uygun aşamaya getirmemeleri bir, olumsuzları öldürmemeleri iki, olumsuz nefslerini öldürmemeleri iki, Allah ile yapılan anlaşmaya sadık kalmaya ulaşmamaları ve vahiy kitaplarında bildirdiğin muhkem farz ana kurallardan uzaklaşmaları için onların yolları üzerinde bekleyeceğim diyor. Pusuda bekleyeceğim diyor. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine yaklaşacağım. Böylece sen onların çoğunu sana şükreder bulamayacaksın der. Şimdi verdiği taktik başladı çünkü. Şimdi Kur'an'da şeytanla ilgili bilgiler var. Ayetler çerçevesinde konuşursak. Nasıl şeytanın düşmanı inanan insan ise, insanın düşmanının da şeytan olduğu birden fazla ayette vurgulanmış. Onları ben tek tek söylemeyeceğim. Çünkü ona yakın ayet var. Tek düşmanınız şeytandır, tek düşmanınız şeytandır diye ikaz ediyor çünkü. Şeytanın zarar vermesi ancak ilahi kurallara göre yapılan hesaplaşmaya uygun negatif puanlılar için mümkündür. Ve Kur'an'da bu Allah'ın müsaadesi olmadan zarar vermez deyimiyle ifade edilmiş. Hangi ayette? Araf 27'de. Ve yine örneğin Zuhruf 36-37'de kim Rahman'ı anmaktan uzaklaşırsa Allah'ı ve dolayısıyla onun kitabı Kur'an'ı da anmaktan uzaklaşırsa biz de ona sürekli beraber olacağı bir şeyden musallat ederiz. Net. Aa. Ve o şeytan bu durumunu iyi gösterici ve destekleyici fısıltılarla onu sürekli kandırmaya çalışır. Ama o kendisinin doğru yolda olduğunu zanneder. Buyurun. İşte ya bak o kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. İşte insanları uyandıracağız diye karanlığa da götüren bir kitle var. Uyanmış olduklarını düşünüyorlar ya da aydınlık olduklarını düşünüyorlar. İşte bak. Onun için de Kur'an'ın uyandırıcı yönlerinden biri bu şekilde şeytan hakkında, iblis hakkında ve hüzbe şeytan hakkında bilgi vermesi. Yani benim anlattıklarım hep Kur'an temelli bilgiler bunlar. Evet. Ve şeytan doğrudan müdahil olamıyor. Allah'ın yaşam kurallarını reddedip küfre sapanların yanlışlarında sadece destekleyici. Onları yapmalarını sağlama. Doğru yapıyorsun diyor yani. Diyelim evet. Sen nefsten hareket ediyorsun. İşte Meryem 83'e bakacağım şimdi. Meryem suresi 83. ayet. Ya Muhammed diyor.
bizim şeytanları şirk koşup küfre sapanların üzerlerine yolladığımıza ve onların yanlışlarını böylece desteklediğimizi gerçekleştirdiğimize dikkat ediyorsun değil mi der. Hazreti Mahmud'u ikaz ediyor şeytanlar konusunda, taktikleri konusunda. Ve yine şeytanlar peki herkese etkili mi? Şimdi etkisiz olduklarını sayacağız. Oh şükür Sayın Hocam, hemen etkisizler arasına girmek için elimizden geleni şimdi yapalım. Art niyetli ve olumsuz nefsleri olmayana etkisizdirler. Oh. Art niyetli olmayacak. Aha. Ve olumsuz nefsleri, düşünceleri de olmayacak. Bunlara etkisiz. Bunu nerede görüyoruz? Arap Suresi 202. Sadece Allah'a kulluk edene, şirk koşmayana, yani Allah'ın yanına başka bir gücü koymayana, hı hı, ve muhlis olana. Muhlis olan, Allah'ın yarattıklarına bir şekilde faydalı işler gerçekleştirene Kur'an muhlisdir. Hı hı. Muhsindir, muhlisdir. Hı hı. Salih amelli. Ve bunu da Hicr Suresi 39-40'ta söyler. Şimdi hocam yazıyorum, şeytanın art niyeti olmayacak, olumsuz nefs olmayacak. Evet. Tamam. Yani şeytanın etkisiz olduğu kişiler. Etkisiz özellikleri, olduğu, ha, muhlis kişilerin özellikleri. Özellikleri. Şimdi bir de etkisiz olduğu, içten iman edip sadece Allah'a tevekkül edenler. Hı hı. Ama bu tevekkülü de çabalı tevekkül yapmaları, o çok önemli. Onlara da şeytan musallat olamıyor. Bir de özellikle imanlı ilim sahiplerine musallat edilmiyor. İmanlı ilim sahipleri. Yani işte bir bilim adamının biliminin yanına Kur'an imanını koyması. Ve imanlı bilim adamının imanı daha güçlüdür der Kur'an. Onun için İmanlı bir bilim adamlarının, imanlı kişilerin Kur'an'a yaklaşımları daha şeydir, daha keskindir, daha bir koyudur, daha bir etkileyicidir. O nedenle ilim yapmak çok çok önemli. Onun için Kur'an'da Alak Suresi'nin birinci oku var. Bir de üçüncü ayette ikinci oku var. İki tane oku var. Birinci oku Kur'an'ın ilk kelimesidir o. İlim yap, araştır. Evreni öğren ve insanların faydasına ver. İkinci oku, Kur'an'ı oku. Demek ki ilim yap ve ondan sonra da Kur'an'a yaklaş. Kur'an'ı öğren. Ve ondan sonra da Kur'an'da iki tane oku var, iki tane de öğret var. Demek ki okuyacaksın, öğreneceksin, öğreteceksin. Yine Kur'an'ı öğreneceksin, öğreteceksin. Onun için şimdi öğrendiklerimizi öğretmek de zekatımızdır. İşte şimdi siz bu şekilde büyük bir hizmette bulunuyorsunuz. Ben o yönden de sizi kutluyorum. İnşallah. Ve teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi sizin şeytanın vesvesesinden sizden korunmak için de ne yapacağız? Olumlu bir nefsimiz uyanınca Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceğiz. O duayı yapacağız. Bunu da bize kim söylüyor? Arap Suresi 200, Nahl Suresi 98 söylüyor bize. Bunu yap diyor. Kendini korumak amacıyla. Şimdi Kur'an'a göre şeytanla ilgili bilgi var. Diyor ki şeytan israf edenlerin dostudur. Hmm. İsraf edenlerin velisidir. Çok enteresan. Ve yine şeytan içten iman etmeyenin dostudur. Yine şeytan şirk koşan ve riyakarın dostudur. Dostları sayıyor. Allah dostluğundan korusun diyeceğiz. Aynen. Ve şeytana uyanların, yani biz bu şeytanların buluşma yeri cehennemdir der. Ve yine ilk gökyüzü yıldızlar aracılığıyla şeytanların vereceği zarardan korunmuştur der. İlk gökyüzümüz. Yedi gökyüzü var ya, hı hı, ilki şeytanlardan korunmuştur der. Ve Saffat suresinin 10. ayette zarar verme yönünde ısrarcı olurlarsa delik deşik edilecekler der. Eğer şeytanlar olur da engellenmeyecek kadar ısrarcı olurlarsa, yani delik deşik edilirlerdir. Hemen savunulur. Onun için gökyüzü korunmuştur. Ve yine Kur'an'da Kur'an indirilirken şeytanlar müdahalesinden korunmuş. Gizli işleri, gizli toplantıları kollar der. Sever der şeytan. Ha, şeytan gizli toplantıları sever. Çünkü gizli toplantılarda nefsler uyanır. Olumsuz nefsler uyanır.
ve onları da kullanır. Gizli saklınız olmasın diyor yani. Evet. Ve yine her peygambere de musallat olmuştur Kur'an. Kur'an şeytan. Evet. Her peygambere. Her peygambere de mutlaka musallat olmuştur geçici olarak. Çok bunda mantıklı. Haç suresinin 52. ayeti diyor. Ey peygamber, senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şeyi gönüllerinden geçirdikleri zaman, düşündükleri zaman şeytan onların olumsuz nefsleriyle ilgili düşüncelerini benimsemeleri için ve vesvese vermiş olmasın. Mutlaka onların da olumsuz bir nefsi olunca gene şeytan musallat olmuştur. Enteresan şeyler. Çok enteresan. Bak buradan şunu çıkartmak lazım hocam. Ben bir kitap yazdım. Uyanış ve tuzakları diye. Hiç kimseye irade teslim edilmemesi gerektiğini yazdım. Çünkü peygambere bile musallat olan sınavı dahilinde çünkü. Evet. O da orayı aşmak zorunda. Aynen. Şeytan kime musallat olmayabilir ki? Her an hepimiz kendimizi kontrolde ve yolda olma gayretinde olmalıyız. Onun için de şeytanı tanıyacağız ve şeytanın kullandığı taktikleri de bileceğiz. Bileceğiz. Şimdi bir de merhametsiz ve zulme sapmış olanlar da bir sınav aracıdır. Ve yine cin neslinin tek Allah'a iman eden Müslüman olan olmayan da var. Konuşmuştuk onu. Cin suresi 14'te söyler bunu. Ve sapkın yolda olan cinler, işte onlar şeytanlar, susuz ve nimetleri kısıtlı ortamda yaşamaktaymışlar. Susuz ve nimetleri kısıtlı. Kısıtlı ortamda yaşıyorlar. Ve yine Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışan şeytanlar diye, dalgıçlar diyor, inşaat işçileri diye söylüyorlar ya. Aha. Esasında o sembol kullanılan bir dalgıçlık kelimesi ve inşaat işçileri, esasında onlar Asurlular, Babililer. Yani şeytan kendisi değil, şeytanın sembol olarak flamalarında, bayraklarında kullanan Babililer. Onlar Hazreti Süleyman'ın kullandığı kişilerdir. Şimdi şeytanın kullandığı taktikler, Nisa suresi 60. ayette, hızlı gideceğim. Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini söyleyenleri dikkatle izle. Göreceksin ki onlar yalan söylüyorlar ve gerçekte Tevrat ve İncil'de bildirilenler değil, ona uymamaları ikaz edilen şeytana uyarak oluşturmuş oldukları kurallara göre hüküm vermek istiyorlar. Demek ki çünkü İncil ve Tevrat'ta oynandı ve değişiklikler yapıldı. İnsan kanaatleri eklendi çünkü. Çünkü gerçekte şeytan onların iyice yanlış yola sapmalarını isteyendir. Ve şeytanın insanın düşünce niyetlerini okuyup izliyor ve her an pusuda. Şimdi bir hastanede bir hasta yatar, acil bir durumda düğmeye basar. Hemen kapısının üstündeki lamba yanar ve hemşire odasındaki lamba yanar. Bizde olumsuz bir nefs uyandığında da bizim beynimizde lamba yanar. O lambayı da gören şeytan musallat olur. Benzetme yaptığım bu. Şimdi özellikle Allah'ı anmaktan ve kitabı olan Kur'an'ı anmaktan uzaklaştırır. Zuhruf suresi 36. Ve Kur'an'ı anlamadan okuyanlar, anlamadığı dil olan Arapça okumasını dayatan hizb-i şeytan olanlardır. Demek ki hizb-i şeytanların bir görevi de Kur'an'ın sadece Arapça okunmasını söyleyenler. Onu da bileceğiz ve onlardan uzak duracağız. Şimdi Furkan 30'da Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın şeyini, şikayetini ve üzüntüsünü Kur'an'ın anlamadan uzaklaşanlara olacağını söylemesi. Dolayısıyla bizim de ana görevlerimizden biri Hazreti Muhammed'in üzülmesini engellemek. Bunun için ne yapacağız? Kur'an'ı anlayarak okuyacağız. Şimdi bu nedenle Allah yolunun gerçek yardımcıları olan aydınlık gruptakiler ile Allah ile aldatan karanlık taraftaki şeytanlaşmış sahtekar hizb-i şeytan insanları ve diğer gezegenlerde yaşamakta olanların, onlar uzaylılar diyoruz ya, onların içinde de karanlık tarafta olanları da birbirinden ayırmamız gerekir. Çünkü onlar da cinler grubu diye diyoruz esasında ve onların içinde de aydınlık tarafta olan var ama karanlık tarafta olanlar da var. Onun için hani musallat olan veya işte uçan dairelerine alınanlar diye söylenenler, onlar içinde olumlular da var, olumsuzlar da var.
Dolayısıyla Kur'an'a iman eden aydınlık taraftakilerin düşman olan iblis, şeytan ve hizb-i şeytan insanların kullandıkları taktikleri çok iyi bilmeleri gerekir. Burada en önemli şey Allah ile aldatan ya hocam. Evet. Allah ile aldatan. Ve din ile aldatan. Ve Kur'an ile aldatan. İşte bugün de uyanış tuzaklarıyla aldatanlara bakıyorsun. Yani orada tuzaklar var. Çok ciddi her yere bakmak lazım arkadaşlar. Şimdi bu üçlünün ve hizb-i şeytan dahil. Çünkü hizb-i şeytan kullandığı sözler ve davranışlar var. Sözleriyle ve davranışlarıyla olumsuz davranışlar, olumsuz sözleriyle destekleme. Şimdi ne yapıyor? Kişinin gururunu okşayacak övücü sözler kullanır. Aslansın, kaplansın, yaparsın. Egoya çalışıyor yani. Egoya çalışıyor. Tabii. Ve kararsızlığını arttırmaya yönelik fısıltılar gönderir. Veya hizb-i şeytan sözler söyler. Veya davranışlarda bulunur. Senin takip etmeni ister. Aynı davranışı göstermeni ister. Olumsuz bir konuyu makul göstermeye yönelik fısıltılar gönderir. Veya o olumsuz davranışın aynısını taklit eder, kendisi sanki olumluymuş gibi yapar. Hizb-i şeytan olan. Ve yine olumsuz konuyu benimsetmeye ve süslü göstermeye çalışır. Olumsuz konu ilgili varsa da güzellikleri ve olumlulukları unutturmaya çalışır. Yine kişi bedensel zevklerini, nefslerini ön planda tutmaya teşvik edilir. Maddi kazanç ön planda tutulmaya çalışılır. Ve yine ölümsüz olma hırsını uyandırmaya çalışır. Sanki ölümsüzmüş gibi dünyaya sarılma, dünya malına, dünya servetine sarılma dediğimiz olay. Şimdi taktiklere devam edersek, fakirlikle, başarısızlıkla Allah'ın terk edeceği. Korkusuyla korkutur. Ve onun için de yanlış yaptırır. Ve dünya süslerinden ve sınav araçlarından olan mal ve çocuk konusunda aşırılığa yönlendirir. Bir örnektir ayette, çocuğu için veya malı için dinini terk etme veya dinini istismar etme. Bunu yaparsan gene şeytanın vesveselerine uydun demektir. Veya hizb-i şeytanın sözüne veya davranışına uydun demektir. Bir de haklıymış duygusunu oluşturur, haksız olduğu halde. Onu da kullanır ve yine aşırılığa, israfa yönlendirir. İbadet etmede bile aşırılık şeytanın fısıltısıdır. Aa, çok enteresan. Tabii. Yani her şeyin denge. Dengeli. Her şey dengeli. Ve Kur'an'da da dediği gibi Fatiha'da sırat-ı müstakim üzere. Sırat-ı müstakimin anlamı da zaten her şeyi orta düzeyde yapmak. Şimdi bir de olumluluklardan uzaklaştırmak üzere çaba gösterir ve aracı olarak hizb-i şeytanı kullanır. Şeytan. Yani insan görünümlü şeytanları. Evet. Ve yine insanda birbirine düşmanlık ve nefret etme duygusunu kışkırtır. Düşman gruplar oluşturur. Özellikle dinsel temelli düşman gruplar. İşte cemaatler, tarikatlar. Onlar düşman grupları düşüncesinde oluşmuşlarsa Kur'an'a terstir. Ama görüş düzeyinde kalırlarsa, başkasına zarar vermeyeceklerse ona bir şey diyemem. Şimdi Allah hakkında konuşmaya teşvik eder. Allah hakkında konuşmayacaksın der. Bir de başkasının arkasından gıybet yapmayacaksın. Dedikodu yapmayacaksın yani. Şimdi kibirlenme ve kendini güçlü hissettirmeye inandırır. Aklı yani muhakemeyi bulandırıcı, alkolizmi ve sarhoşluğu cazip gösterir. Çünkü Kur'an'ın yasakladığı alkolik olma ve sarhoş olmayı yasaklar. Şimdi hatırlarsanız ben İstanbul'daki bir uyanışta konuyu gündeme getirmiştim. Uyanış Fest'te hocam bir şey söyledi. Salon alkış kıyamet koptu, yıkıldı yani. Aynen, o şeydi. Aklımda o. Şimdi eskilerin görüşlerini akıl süzgecinden geçirmeden motumot taklit etmeyi teklif eder. Onu yönlendirir. Onun için de eskilerin görüşlerini mutlaka akıl süzgecinden geçireceksiniz. Motumot taklit etmeyeceksiniz. Buna da şöyle derler eskiler. Mukallit olma, muhakkik ol derler. Şimdi cumhuriyet ve insanların özgür iradeli, sorgulayıcı akıllı olduğu demokrasi idaresini kötüler. Ve ondan uzaklaştırmaya çalışır.
Demek ki cumhuriyetin aleyhinde olmak, demokrasinin aleyhinde olmak da o da bir şeytan, şeytan fısıltısıdır. Şimdi Mesih ve Mehdi niteleme sıfatları var Kur'an'da. Tamam. Yaptık ama bununla ilgili bir yayın. Mehdi ve sizinle yaptık onu. Hı hı. Mehdi ve Mesih kelimeleri niteleme sıfatıdır. İnsan ismi değildir. Dolayısıyla Mesih ve Mehdi kelimelerini, o sıfatları içeren Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa'dır. En son Mehdi ve Mesih Hazreti Muhammed'dir. İnsan olarak. Ama Hazreti Muhammed'in mirası ne? Kur'an'dır. O zaman Mehdi'lik ve Mesih'lik mirası olan Kur'an'dır Mehdi ve Mesih olan. Onun için insan olarak Mehdi ve Mesih beklemeyeceğiz. Kur'an'dır zaten Mesih ve Mehdi olan. Mesih demek arındırılmış demektir. Mehdi demek yol gösterici, doğruyu yönlendirici kişi demektir. Kişi ismi değil ama. Kişinin niteleme sıfatıdır. Mehdi'lik ve Mesih'lik. Şimdi bir de Kur'an'da Ahzab suresinin 37. ayeti Hazreti Muhammed'e iftira ayetlerinden biri. Orada Zeydüna kelimesi geçer. Zeydüna kelimesi aşırılık, birbirini fazla seven kız ve erkek tanımlanmıştır bu ayette. Aynı kelime, Zeydüne kelimesi Hud suresi 63. ayette de geçer. Fazlalık, aşırılık demektir. Onun için de Zeydüne kelimesini tutmuşlar, Kur'an'a koyarken Zeyd demişler, tercüme etmişler. Ve sanki Hazreti Muhammed Zeyd'i ekarte edip eşiyle evlenmek istiyormuş gibi tercüme etmişler. Halbuki Zeydüne kelimesi sıfattır. İsim değildir. Onu Zeyd diye isme çevirmişler. Ve Hazreti Muhammed'e sanki kadın düşkünüymüş gibi tercüme ettirmişler. O da Hazreti Muhammed'e yapılan en büyük iftiralardan biri. Yani inanılmaz. Ben Kur'an'ı okuduğumda ilk yani ne alakası var şimdi bu Kur'an'da ne bu diye çok şaşırdım gerçekten yani ayetlerden biri. Şimdi bilinçli olarak da bir de ergenlik yaşını çok küçük hasır altı etmişler. Tabii. Ve ergenlik yaşı esasında 15, 16, 17, 18 kişiden kişiye değişir, iklimden iklime değişir. Hmm. Ergenlik çağı Arap toplumunda kızların iki türlü yaşı vardır. Bir doğum yaşı, bir de aybaşı görmeye başladığı yaş. Şimdi aybaşı görmeye başladığı yaşı alırsak ondan itibaren bir yaş, iki yaş, üç yaş deniyor kızın yaşı için. İşte Hazreti Ayşe için de evlendiği yaş esasında aybaşı gördüğü yaş diye empoze edilen 9 yaşında falan dedikleri aybaşı kanaması gördüğü yaştır. Yani 14 yaşında, 13 yaşında aybaşı gördü, 9 ekle 22, 23 oluyor, 20 oluyor. Hı hı. Yani o bakımdan Hazreti Ayşe'nin evlendiği yaş aybaşı kanamasına göre olan yaş demektir, 9 yaş. Evet, o dönem başka bir hesaplama var böyle bir şeyden diye daha önce de söylemiştiniz bunu hatırlıyorum. Aynen. Şimdi Ali İmran suresinin 7. ayette muhkem ve müteşabih kurallar diye iki tip kural var. Muhkem kurallar yani değişmez, tartışılmaz, her zaman geçerli olan, her toplumda geçerli olan, her zaman geçerli olan kurallar, muhkem kurallar din demektir. Muhkem kuralların bütünü dindir. İşte Kur'an şeriatı bu. Muhkem kuralların kabul edilmesi şeriatına Kur'an şeriatı diyoruz. Müteşabih kurallar ise değişkendir. Toplumdan topluma istediği gibi insanlar farklı anlamlar olarak kullanabilirler. Muhkem kurallar yazım olarak ve anlam olarak değişmez. Müteşabih kurallar Kur'an'da yazım olarak değişmeyecek. Ama anlamları zaman içinde ve toplumdan topluma farklı anlamlarda kullanılabilecek. Hı hı. Anlam değişken ama yazım sabittir. İşte Kur'an şeriatı muhkemler, insan şeriatı da müteşabihler. İşte insanların bağırıp çağırdıkları şeriat isteriz dedikleri müteşabihleri istiyorlar. Halbuki Ali İmran suresi 7. ayet, içleri fesat olanlar müteşabihleri de muhkemler gibi değerlendirirler der.
işleri fesat olanlar der. Hı hı. Bu da önemli bir konu esasında. Onun için de iki türlü şeriat var. Kur'an şeriatı, muhkemler şeriatı, insanlar şeriatı, müteşabihler şeriatıdır. Bunları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yine yasaklara ilişkin bazı örnekler var. Sadece Allah'a sınırlı bir kişiyi ortak etmeye seveslendirir ve imanı değerlendirmeye kalkar, kaldırtır. Halbuki Hazreti Muhammed'in bile imanı değerlendirme yetkisini verilmemiştir. Tabii kalplerde olanı sen bile göremezsin diyor. Şefaatte bulunmaya kalkıştırır. Halbuki şefaat peygambere bile gene verilmemiş. Şefaat peygambere bile verilmemiş. Ve yine Allah insan ilişkisinin sorgulanmasını gene insanlar yapmaya kalkarlar. Halbuki Kur'an beni kulumla baş başa bırak der. Kulumla olan olaylarda, konularda beni baş başa bırak, sen sakın karışma der. Evet arkadaşlar, çok şaşırıyorum yani videoların da altında yorumlarda. Hani benim şahsıma, pek çok kişiye yapılıyor bu. Bu konuları konuşuyorsun ama şöyle giyiniyorsun, böyle yapıyorsun. Ya hepimiz kendimize bakalım. Bence bu tamamen kulla Allah arasında. Aynen. Kaldı ki oradaki kuralların kaçı şekille, şemalle ilgili diye daha önce size sormuştum. Tekrar aynı konuları konuşmak istemiyorum. İzlesin izleyicilerimiz videolarda ama hepimiz kendi derdimizi bitirdik mi, Rabbimle olan samimiyet testimizi geçtik mi ki bir başkasına ne ara göz uzatıp bir de laf edebiliyoruz. Yani bu ayeti bir kez daha düşünelim. Şimdi yani. Enam suresinin 131'de çok önemli bir mesaj var. Der ki ilahi sistem ve Allah ve görevli melekleri bir toplumun olumsuzlukları yarıyı geçmedikçe müdahale etmezler. Hmm. Ve yarıyı geçtiği takdirde ilahi projeye zarar oluşacağı için o toplumu ancak o zaman helak ederler. Helak. Demek ki herhangi bir olumsuzluk toplumda varsa, bu son yıllarda, özellikle son günlerde olan güncel konular var. Hmm. Tartışılır konular. İşte onunla ilgili yarıya kadına, yarıya kadar ilahi sistem müsaade ediyor. Ama yarıyı geçince de ilahi projeye zarar oluşacağı için o toplumu helak ediyor. O zaman biz neye dikkat edeceğiz? Bir olumsuzluk toplumda çoğunluk olmayacak. Ona müsaade etmememiz gerekir. Hmm. O önemli bir püf nokta çünkü. Ve çok önemli. İlahi sistemin kullandığı. Bir de görevlerin liyakati olmayanlara verilmesine ilişkin şeytan fısıltılar yapar. Onun için liyakatsiz kişinin atanması gene hizb-i şeytanın işidir. Yine salat kelimesini maalesef 1400 yıldır bir sadece namaz diye tercüme etmişler. Halbuki salat kelimesi birlik bilinci oluşturma ve dayanışma, toplantıları, faaliyetleri yapma demektir. İşte salat kelimesini birlik bilinci oluşmasın diye onun esas anlamını uzaklaştırmışlar ve ona namaz demişler. Namazın da önemi var. Namaz da Kur'an'da yüzden fazla kelimeyle anlatılmış ama salatla değil. Kur'an tadarruan namaz demiştir namaza. Tadarruan dua namazdır. Secde etmek ve rükû etmek ikilisi kullanınca namazdır. Nüsuklar içinde kullanılan ritüelli uygulamalar, din uygulamalarının içinde namazdır. Kur'an'da namaz dolu var ama salat değil. Şimdi bir de doğal yaratılış özelliklerini bozmaya ilişkin telkinler yapar. Fısıltılar, mesela tohumları bozun der. Son yıllarda yapılan en büyük hatalardan biri. Bozuk tohumlarla üretim. Hı hı. Veya ormanları yok etme. O da bir şeytan işidir. Veya akarsuları korumanın gereksizliği. İşte o da çok olumsuz bir şey. Bir de sevgisizliğe ilişkin fısıltılar. Allah sevgisizliği. Veya tek insan nesli sevgisini kötülemeye ilişkin. İnsanları parçalama. Ve hayvan, bitki, su sevgisizliği. Onlar da yine bir maalesef fısıltılı işlerdir. Dua ve şükretmeyi Allah'a doğrudan doğru yapmayıp bir aracı koyarak yapma. O da yine bir hizb-i şeytan ve şeytan işidir. Hac dışında kurban kesmeyi yönlendirme. O da bir
fısıltıyla yapılan bir yanlış. Başkasını imrenip haksız kazanca yönelme. Her işe Bismillah ile başlamasını engellemeye çalışma. İlim yapmayı engelleme. Kur'an'ı ölülere okutmaya ilişkin fısıltılar. Halbuki orada biz Yasin okuyoruz, Kur'an okuyoruz ama kendimize okuyacağız. Ölüye değil. Ama ne yaparız? Ölüyü bahane edip okursak dinleyeceğiz anlamını dinleyeceğiz ve kendimiz ders alacağız. Yani oradan kendimize okunduğunu düşünerek ölüye okuyacağız. Hı hı. Bir de kadın ve erkek cinsel sapkınlıklar çoğunluk olmasın diye tedbirler alacağız. Adaletin menfaate kullanılmasına ilişkin fısıltılar yapar. Onun için de adalet önemli. Çok. Ve dinsel konularda hesaplaşmaya karışılmaması. Onlar karışılsın diye isterler. Güçlü. Ve Allah ve din ile aldatmaya ilişkin fısıltılar yaparlar. En tehlikelisi. Din veya başka nedenle düşman grupları oluşturmaya yöneltirler. Salih işler yapmamayı, faydalı işler yapmamayı ve bencil davranmayı benimsetirler. Ve zina suçunu işlemeyi kabul ettirmeye çalışırlar. Ve Kur'an dışında kanaat ve gelenekleri kural olarak kabul ettirmeye çalışırlar. Kur'an dışı kural, ek kurallar ve aşırılık, israf ve cimriliğe özendirme. Ve Kur'an'ı para kazandıracak bir meslek kitabı yapma. Kur'an bir meslek kitabı değildir çünkü. Bunu da net olarak Müddessir Suresi 6. ayet bize söylüyor. Para kazanacak meslek kitabı yapmayın Kur'an eder. Hemen şimdi Gazi Hoca'nın da kitapları var diyeceksiniz. Hepsi bağışlanıyor arkadaşlar. Kurduğu evet. Vakfa Gazi Hoca'nın tıp fakültesi öğrencileri okutuluyor vakıfta. Evet. Ve Peygamberimiz özellikle Mücadele Suresi'nde zaten ikaz eder. Peygamber'e bir şey danışacağınız zaman ayette sadaka verin der. Şimdi benim kitaplarım ve anlattıklarım, konuşmalarım Kur'an'la ilgili bunun karşılığı Profesör Necla Özdemir Vakfı'na gider. Benimle ilgili herhangi bir kazancım yok. Doğrudan doğruya vakfa gider. Bütün kazançlarım, sağladığım, aracı olduğum kazançlar. Şimdi önemli bir konu riba ile faiz kelimelerine aynı anlamı verdirip insanları kandırırlar. Ve insanları zora sokarlar. Halbuki riba tefeciliktir. Haksız kazançtır. Vergisiz kazançtır. Oranı kişinin vicdanına bırakılmıştır. Devletin haberi yoktur. Halbuki faiz Kur'an'da var. 4 ayette faizun der. Ve faiz kelimesi Kur'an'da her türlü haklı kazanca alışveriş dahil, her türlü haklı kazanca bilgi edinme dahil ona faiz kazancı der. Ama istismar edilmiş bu ayrı bir konu. Ama riba ve faiz ayrıdır. Ve bankaların faizi de devlet bilgisi dahilindeyse, oranını devlet belirliyorsa, hı hı. Vergi veriliyorsa o faiz helaldir. Herhangi bir haramlık söz konusu değildir. Çünkü 1400 yıldır insanların bu konuda kafası karışmış çünkü. Şimdi başkalarıyla alay ettirme ve lakap taktırmayı özendirirler şeytanlar. Çok enteresan bir, basit bir şey gibi. Evet. Ama bu şeytan işiymiş. Tabii. Lakap takma veya alay etme. Bir de yasak olan haremlik ve selamlığı uygulatırmaya kalkarlar. Yani Kur'an'da çünkü haremlik ve selamlık yasaktır çünkü. Haremlik ve selamlık yasaktır. Evet. Ama maalesef asırlarda uygulanıyor. Ve halen bazı yerlerimizde, bazı bölgelerimizde uygulanıyor. Halbuki Kur'an'da yasaklanmış. Nur Suresi 61. ayet. Kur'an'ı anlamadan okumanın da yeterli olduğuna ilişkin fetva verirler. Örnek olmaya kalkarlar. İnsanları bu şekilde yönlendirirler. Ve yine Nisa Suresi 3. ayette evlendirin diye tercüme edilmesi olan gerekli olan kelime 1, 2, 3 yetim kızdan evlendirin denmesi lazımken evlenin demişler. Ve evlenin diye tercüme edip 1400 yıldır 3-4 kadınla evlenmeyi mübah göstermişler. O da şeytanların bir uygulaması. Ve yine bitiyor, az kaldı. Hazreti Muhammed'e destek sözü yerine boş söz uydurttular.
Ve halen bu söz devam ediyor. Boş söz. Sallallahu aleyhi ve sellem sözü. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed sözü. Halbuki bunlar asere diye ifade kullanırsak Allah'a selam ve şey olsun, destek olsun ifadesini kullanırsak o zaman peygamberimiz sözü geçince ona destek olma sözünü tekrarlayalım. Onun yolunda olduğumuzu ifade edelim. Aleyhisselam ve rahmetullah diyerek. Onun için ben dikkat ederseniz peygamber sözü gelince aleyhisselam ve rahmetullah diyorum. Bu dolu bir sözdür. Niye? Ahzab suresinin 56. ayeti. Allah ve melekler peygambere selam ediyorlar, destek oluyorlar. Ya eyyühellezine aminu sallu aleyhi ve sellemu teslima. Dur, ne diyeceğiz yani hocam? Peygamber yani aleyhisselam ve rahmetullah. Aleyhisselam ve rahmetullah evet. diyeceğiz. Peygamber'e... Diğerini niye demiyoruz? Efendim? Diğer dediğiniz... Diğerini içi boş. İçi boş. Evet. Yani peygambere herhangi bir şey söylemiyormuş oluyoruz. Sadece Allah'ın ve meleklerin peygambere salat ettiklerini tekrarlıyoruz. Ha, anladım. Şimdi anladım. Halbuki benim söylediğimde ve bunu kullanan bazı kişiler var. Bu diye Kur'an'la ilgilenen aleyhisselam ve rahmetullah diye demek. Yani ona selam, barış, güzellikler ve rahmet olsun. Ve biz onun yolundayız demektir. Onu tekrarlarsak o zaman peygamberin yolunda olduğunu tekrarlamış oluyoruz. Anladım. Boş olmuyor o zaman. Söz dolu, sözü doldurmuş oluyoruz. İşte şimdi, anlamamı boşaltmak ya bütün amaç. Okunmasını, evet, anlaşılmasını. Onu boşalttırmışlar maalesef. Bir de kişinin niyet ve bilgisi yerine kıyafet ve yiyeceğini önemsetirler. Niyetini ve düşüncesini ve bilgisini değil, kıyafetini veya davranışını veya görünüşünü önemsetirler. Kur'an'da olmayan haramlar ekletirler. Ve yine Kur'an yetersizmiş gibi yanında başka kitap kabul ettirmeye çalışırlar. Hadis hadis kitabı dedikleri Kütüb-i Sitte, Buhari'nin kitabını kabul ettirmeye çalışırlar. Halbuki onun için onunla ilgili bir kitap yazdım ben. Hadisler ve sünnetler gerçeği diye. O kitapta Kütüb-i Sitte'deki bütün sözlerin bölüm bölüm ayrılmalarını yaptım. Hangileri sünnet, hangileri hadis, onun ayrımını yaptım. Onu yapmamız şart. Çünkü hadise ve sünneti karıştırmışlar. Sadece sünnet kitapları değil ki hocam. Sonrasında çıkan dolu kitaba da Kur'an muamelesi neredeyse yapıldığını gördüm, şahit oldum yani. Maalesef, özellikle Ramazan ayında. Çok enteresan ve şeyler. Ve yine Kur'an'ı anlamak için aklı çalıştırmanın yetersiz kalacağını fısıldarlar. Halbuki Kur'an döne döne aklı kullanın, aklınızı kullanın, aklınızı kullanın der. Kadının koynundaki, kadının koynu burası. Koynundaki memeleri yerine geleneksel kullanılan Arap kadının şalını göz önünde bulundurup başı örtmeyi ön plana aldırırlar. Şehvet yerleri yerine. Halbuki şehvet yerlerini örtmek isteniyor Kur'an'da. Başı örtme ise sadece kullanılan şalı kastediyor orada. O şal kullan ey Arap kadını ve memelerini öyle ört. Onun dışında şal kullanmayanlar memelerinizi örtün. Neyle? Sütyen var. Sütyen yetmez. Döpiyes var, elbise var, entari var. Yani memeleri örtmek muhkemdir. Ama neyle örtmek müteşabihtir. Şimdi zekat ve infakın gereksizliğine ilişkin fısıltılar yaparlar. Ve yine son insan Mehdi, Mesih ve Mürşid Hazreti Muhammed olduğu halde başka insanlar beklerler. Onu bekletirler. Ve yine şura prensibi yerine kişi kanaatini önemsetirler. Ve o nedenle şifada hekim yerine Kur'an ve duayı kullandırmaya çalışırlar. İlimde evreni araştırmaya değil Kur'an'a öncelik verilmeye ilişkin fısıltı verirler. Hazreti Muhammed'e anlamlı sözden değil boş sözden tekrarlatırlar biraz önce dediğim gibi. Ve olumluluklar değil mal ve servet biriktirmeyi özendirirler. Olumluluklar yerine, muhkem kurallar şeriat yerine, müteşabih kurallar şeriatını benimsetmeye kalkarlar.
Ve niye? En son kadınlarla ilgili ayetlerin tercümelerine kadını küçük düşürücü anlamlar yaptırdılar. Yaptırdılar ve halen devam ettiriyorlar. Şimdi dikkat edeceğimiz konu ne? Bundan bağlayacağım. Tamam. Ve dikkat. Artık süremizi çok açtık hocam. Yani ve, kasetler bitti o yüzden yani şu an. Ve dikkat diyorum. Tamam. Her işimize Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız. Olumsuz düşüncelerde Euzü Besmele diyeceğiz. Hı-hı. Aklımıza gelen olumsuz düşüncelerin şeytanın fısıltıları ve taktikleri temelli olduğunu bileceğiz. Olumsuz söz söyleyen veya olumsuz davranışlar örnekleriyle bizi ikna etmeye çalışanlar ve düşünelim. Onlar karşısında dikkatli olalım, tedbirli olalım ve böylelerinden de hizb-i şeytanlar olabilirler düşüncesiyle uzak duralım. Duralım inşallah. Yani şeytana hizmet eden insanlar olabilecekleri düşüncesiyle. Bu arada bu söylediklerinizi tabii bambaşka şekillerde genişleterek izleyicilerimiz düşünebilirler. Nasıl ki sünnet kitabı diyorsa öbürü de diyor ki işte şu çok bilgili bir kitap, bu Kur'an'dan daha etkili. Yani spiritüel camiada da siz işin tabii dinsel boyutunu anlattınız. Bir tarafta da uyanış adı altında aynı dümenler aynı şekilde aslında dönüyor. Kur'an dışına. Kur'an dışına doğru yönlendiriyorlar. Dolayısıyla izleyicilerimizin takdiri muazzam bir çalışma olmuş Gazi Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katkı ediyorum. Sağlaması diliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bilmek şart. Katkı olsun. Lütfen sorularınızla, önerilerinizle, yorumlarınızla sizle aşağıda bize eşlik edin. Uyanış Fest İzmir'e bekliyoruz. 21 ve 22 Eylül'de Gazi Hocam da bizimle kitaplarını imzalayacak. Yüz yüze bir araya geleceğiz. Ana sahnede de sizlerle olacak. Orada tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İyi İnşallah. Günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size de sayın izleyicilere de sağlıklar diliyorum. İnşallah. Aydınlık tarafa doğru, aydınlıkta olmak nasip olsun. Niyetimiz Amin. Bu. Amin. Amin.